Bey'in iletişim başkanlığı, sarayın iletişim başkanlığı. Bir yılda yarım milyar liradan fazla zarar etmiş efendim. Sayıştay raporuna göre bu kurum. Başkanlık bir yılda sadece personele 95 milyon lira harcamış. 95 milyon lira. İşte Sayıştay'ın raporu. İletişim başkanlığı bir yılda 607 milyon lira harcadı. Başında Fahrettin Altun'un olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı harcamalarla gündemde giderler sayıştay raporlarına da takıldı. Buna göre başkanlık 2021 yılına 422 milyon lira ödenekle başladı. Yetmedi. Yıl içerisinde 184 milyon lira daha ödenek aldı. Bir yılda 607 milyon liralık harcama yaptı. Buna karşın sadece 50 milyon lira gelir elde edebildi. Yıllık faaliyet zararı 556 milyon 792 bin lira olarak kayıtlara geçti. Sayıştay raporunda harcamalar da kalem kalem yer aldı. Geçen yıla göre ciddi artış var. 2020 yılında personel gideri 71 milyon 584 bin 482 lirayken 2021 yılında 95 milyon 606 bin 409 lira oldu. 2020'de mal ve hizmet alım gideri 324 milyon 201 bin 836 liraydı. 2021 yılında bu rakam 436 milyon 57 bin 760 liraya yükseldi. Başkanlık ayrıca cari transferlere 700 bin lira, malzeme giderine ise 19 milyon lira harcadı. Sayıştay'ın problem gördüğü yer sadece harcamalar değil, kurumun denetim ve raporlama konusunda da büyük eksikliklerle karşı karşıya olduğunu tespit etti. Personelin işe alınması, görevde yükselmesi, yeterlilik, performans değerlendirmesiyle disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası belirlenmesi ve kurumsal risklerin değerlendirilmesi, risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi gibi iç kontrol uygulamalarında çalışmalar tamamlanmış ancak uygulamaya geçilmemiştir. Bu eksiklikler için İletişim Başkanlığından görüş istendi. Hiçbir yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir bu sözler ünlü Türk düşünürü Ahmet Hakan Coşkun'a ait. Vakti zamanında Yiğit Bulut'la ilgili atmış olduğu tweet. Çokça dolaştı bugün sosyal medyada bu paylaşım. Her ne kadar silinse de dijital ortamda silinmiş olan tweetler de kalıyor. Bir kere ekran görüntüsü alınınca paylaşılmaya devam ediliyor o tweetler. Bilmem bunu sildi mi? Bazılarını siliyorlar. Geçmişte attıkları bazı tweetleri, yaptıkları bazı övgüleri siliyorlar ki bugüne adapte olabilsinler. Bunun adına gazetecilik denmez. Bunun adına e, gereğini yerine getirmek denir mi? Ha gereğini yerine getiriyorlar evet. Neyin gereği diyeceksiniz? Onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor neyin gereği olduğunu. E, şimdi e, Ahmet Hakan bu yayını köşesine taşıdı. E, ve dedi ki gururla Abdülkadir Selvi gereğini yaptı. Ahmet Hakan da ben de hep gereğini yaptım yapacağım da dedi. Ee, utanma güzel bir duygu aslında. Şehir hastaneleri konusunda muhalefet bir dönemler çok eleştirilerde bulunuyordu. Şimdi bu eleştirileri biraz sisi kesildi muhalefetin. Nasıl karşılıyorsunuz? Allah Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey yapıyor bak. Evet. Tabii. <laughs> Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi gereğini yine yaptı. Yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun da ilan etti. Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım. Türkiye mi para harcıyor buraya? Uluslararası Erdoğan canlı yayında talimat verdi Selvi'ye. Gereğini yap dedi. Ahmet Hakan'ı da o hep yapıyor diye örnek gösterdi. Peki daha ne yapabilirlerdi? Bir basket maçını bile köşesinde analiz ederek Erdoğan'ın ne kadar iyi bir lider olduğu sonucunu çıkarmıştı. Bu sefer de yayını analiz etti Selvi. Yine gereğini yaptı ve Erdoğan'ın liderliğini vurguladı. Erdoğan gün içerisinde Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmış. Programa ise MGK toplantısından çıkıp gelmişti. O nedenle yorgun olmasını bekliyordum. Tam tersi oldu. Erdoğan tedirgin eden değil, Tam aksine güven veren, samimi ve sahici bir lider. Köşesinde sadece Erdoğan'ı övmedi Abdülkadir Selvi. Muhalefette nasıl çatlak oluştuğunu, altılı masanın adaylık konusunda anlaşamadığını yazdı. Canlı yayında nasıl talimat aldığından bahsetmedi. Sadece gereğini yaptı. Erdoğan'ın örnek gösterdiği Ahmet Hakan Coşkunsa bir adım öteye geçti. Gereğini hep yaptım, yapacağım da dedi. Muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca Erdoğan gülerek ve şaka yaptığını belli ederek Ahmet Bey o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor türü bir cümle kurdu. Şehir hastaneleri konusunda muhalefet bir dönemler çok eleştirilerde bulunuyordu. Şimdi bu eleştirileri biraz sisi kesildi muhalefetin. Nasıl karşılıyorsunuz? Allah Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey yapıyor bak. Evet. <laughs> Doğru. Program sırasında konuyla ilgili bir şey söyleme gereği duymadığını ifade etti Coşkun. Talimat verilirken rahatsız olmamıştı ama bu durum dile getirilince o da rahatsızlığını köşesine taşıdı. Talimat verenden değil, eleştirenlerden duyduğu rahatsızlığı. Ben hiçbir zaman bir iktidar partisi temsilcisi gibi davranarak kıyasıya bir muhalefet eleştirisinin içine girmedim. Muhalefete yönelik eleştirilerim çoğunlukla yapıcı eleştirilerdir. Bu arada şunu da söylemeliyim. Yazı hayatıma başladığım ilk günden bugüne kadar inanmadığım tek bir harfi bile yazmadım. Ben hep vicdanımın gereğini yaptım. Yaparım, yapıyorum, yapacağım. Yani talimat verenin de, talimat alanın da içi rahat. Abdülkadir Selvi de, Ahmet Hakan da gereğini yapmaya devam edecek. Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Of, özür dilerim hayatınızdan 3 dakika çalmış gibi oldum ama işte bunlar da hep gündemde olan şeyler haberiniz olsun diye. Yoksa çok önemli konular var konuşmamız gereken. KPSS'yi eline yüzüne bulaştırdı bir kez daha iktidar. Dün biraz bahsetmiştim binlerce KPSS mağduru tweet atmış. Yaklaşık 1.5 milyon aday girdi bu sınava kamu personeli seçme sınavına. İptal edilmişti soruşturma başlatılmıştı. Yeniden yapıldı bu sınav KPSS, KPSS ile devam ediyoruz arkadaşlar. Çocukların beslenme saatine birazdan gelecek sıra, onu da anlatacağım. Çok önemli haberler bunlar. KPSS ile ilgili ÖSYM Başkanı Erol Özvar, ön inceleme sonuçlandı diye bir açıklama yaptı bugün. Ön inceleme ancak sonuçlanabilmiş, aktarayım. Sınavdaki 20 soru 7 iklim yayın evinin deneme kitapçındaki cevap şıkkına kadar KPSS'de aynen yer aldı ve sınav iptal edildi. Geçtiğimiz hafta yeniden yapıldı. 2 ay önce başlatılan soruşturma ile ilgili ise ilk açıklama bugün geldi. E, geçen hafta yapılan sınavla ilgili de bir açıklama yaparlar herhalde önümüzdeki aylarda. İlk sınavla iptal edilen sınavla ilgili yapılan açıklama şöyle diyor. Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir. Yani bekleyin diyorlar adaylara. 1,5 milyon gence bekleyin denilmekte. Şimdi gelelim beslenmeye. Doğru. Reji haklı. Çünkü beslenme çantası çok önemli. İlk haber olacak kadar önemli aslında. Saatler 18.30'u gösterdi, gösteriyor. ve her geçen dakika bu bölümde seyircimiz artıyor. Biraz o yüzden bekledim. Daha çok seyirci olsun da daha çok insana ulaşsın bu haber diye. Sizi bir okulun önüne götüreceğim. Veliler çocuklarına evlerinde ne pişirebildilerse onu alıp getiriyor ki çocuklar aç kalmasın okulda, düşüp bayılmasın ve derslerini takip edebilsinler. Kantindeki fiyatlar çok yüksek. Dışarıdan bir şey almak mümkün değil. E, suyu bile kantinden alamıyor öğrenciler. Suyu, içme suyunu kantinden alacak gücü yok birçok öğrencinin. Bu ülkeyi yönetenler ekonomi politikalarıyla gurur duyanlar için özel bir haber. Boş ekmek bak görüyorsun boş ekmek başka bir şey ne koyacağım içine? Boş ekmek. Bazen evde pişirdiklerini koyuyorlar, bazen sadece salçalı ekmek. Öğrenciler beslenemiyor bir parça ekmek koymuşum, çocuğuma bir tane kek koymuşum, bir tane de meyve suyu koymuşum. Çocuklarımız inanın aç geliyorlar. Yani alma gücümüz yok. Bir meyve suyu, bir börek 15 lirayı buluyor. Her gün 15 lira yani yok yani bütçemizi aşıyor. Evden getiriyorum. Çünkü kantinler çok yüksek. İş yok, çalışmıyoruz. Salça ekmek sürdüğüm bile olduğu günler olmuş yani. Yani ne bileyim, öyle aç kalıyor ya da 1 lira, 2 lira para versem Gidip kendi küçük bir çikolata alır öyle bir şey yani. Burası İzmir Bornova'da bir ilkokulun önü. Kalabalığın nedeni okul çıkışı değil. Kantinden yemek alacak durumu olmayan ailelerin çocuklarını doyurma çabası. Dışarıdan alacak zaten durumumuz yok. Evde de ne bulursak artık. Bugün neler getirdiniz gösterebilir misiniz? İşte yaptım. <laughs> Erişte getirdim. Ne yapayım evde o vardı. Onu getirdim. Evde ne varsa onu getireyim. Her şey pahalıdır. Çocuğa da aşk göndermiyorsun. Günahdır. Ne yapacaksın? Her şey sam sam geliyor. Sadece yemek değil, su almak dahi zor. Veliler böyle diyor. Artmada hazır su dolduruyor mesela. Şey kandine falan burada almıyorum. Su yok. Su da 5 lira bir tane su. Ben her gün beş lira, üç tane eğlence nasıl getireyim? Evden mi dolduruyorsun? Vallahi evden o çeşmede dolduruyorum. Çoyum çantasını. Burada suyun tanesi 3 lira, 4 lira. E ben çeşmeden dolduruyorum, kıza getiriyorum. Talepleri öğrencilere bir oyun ücretsiz yemek. Devlet yemek verse okulda çocukların herhangi bir yemekhanesi olup orada yedirmelerini isterdik. Ayrıca bir öğün ücretsiz Anne! yemek programını bir an önce baş,